Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Dupont çakmak tanıtım videoma gelen yorumlar üzerine bu videoyu çekiyorum. Genelde gelen sorular Dupont çakmakların fiyatı ile ilgili sorulardı. Dupont markasının birçok model çakmağı var. Ve ben bugün Dupont Line 1 çakmakların piyasa fiyatları hakkında konuşacağım. Çakmakların fiyatını belirlemede kullandığımız 3 önemli kriter vardır. Birinci kriterimiz Çakmağın kondisyonu. Yani çakmağın kullanılıp kullanılmaması. Şöyle düşünün arkadaşlar. Hiç kullanılmamış çil kondisyonunda bir çakmak ile kullanılmış çakmak aynı fiyata satılamaz. Kondisyon etkilen bir diğer özel, bir diğer madde ise çıplak gözle baktığımızda çakmakta bariz belli çizik, darbe, iz olması fiyatın çakmağın fiyatını olumsuz yönde etkilen bir kriterdir. Çakmakta şahıs ismi yazması eğer eski sahibi çok ünlü biri değilse çakmağın fiyatını olumsuz yönde etkilemektedir. Mesela elinizde Megastar Tarkan'a ait onun ismi yazılı, onun adına sertifikalı olan bir Dupont Line 1 çakmanız varsa bu fiyatınıza artı bir değer katar. Ama atıyorum sizdeki Dupont Line 1 çakmakta Ahmet, Kemal, Mehmet gibi isimler yazıyor. Bu çakmağınıza olumsuz yönde fiyatında olumsuz yönde etki yapar. İkinci kriterimiz çakmakta bir arıza olup olmaması. Eğer dupont çakmağınızda bir arıza varsa bunun fiyatını olumsuz yönde etkileyecektir. Sebebi de şudur arkadaşlar. Dupont çakmakların yedek parçası diğer marka çakmaklara göre daha pahalıdır. Mesela atıyorum Ibelo marka bir çakmağın Sibobu 50 liraysa Dupont marka Çakman, Dupont Line bir marka sibo Sibobu 100 TL'dir. Hani iki katıdır. Eğer çak, sattığınız çakmakta bir arıza varsa alıcı bunu size belirtir. Pazarlıkta karşınıza gelir arkadaşlar. 3. Çakman kutu ve sertifikasının olması. Dupont çakmaklar sıfır alındığında kutulu ve sertifikalı satılır. Eğer kim aldıysa ona onun adına sertifika düzenlenir. Eğer çakmağınızda kutu ve sertifika varsa bu fiyatını olumlu yönde etkiler. Bu değerli bir şeydir. O güzel bir şeydir. Şimdi arkadaşlar bunları neden anlattım? Bunların hepsi şimdi fiyatlandırmada karşımıza gelecek şeyler. Bu verdiklerim ortalama rakamlardır arkadaşlar. Ben bu rakamları söyledim diye illa bu rakamları satmanızı satacağınız diye bir anlama gelmez. Bu fiyatlar ortalama piyasa fiyatlarıdır. Alıcıyla satıcı arasında rıza pazarlığı üzerine satılır arkadaşlar bu çakmaklar. Ben 300 derim, siz 500'e satarsınız veyahut da ben 300 derim, siz 200'e satarsınız. O alıcıyla sizin aranızda bir durumdur arkadaşlar. Şimdi fiyatlandırmaya gelecek olursak. Arızalı bir Dupont çakmak ortalama 200 TL ile 300 TL aralığında değer alır. Arkadaşlar bu çakmaklar sadece şu vidası bile 75 TL gibi bir rakama satılır. Hani öyle çok basit ucuz bir çakmaklar değillerdir. Arızası olmayan orta kondisyonda bir çakmak 500 TL gibi bir rakama satılır ortalama. Yine arızası olmayan temiz kondisyonda bir dupont çakmak 700 TL gibi bir rakama satılır ortalama. Eğer kutulu, kutu ve sertifikanız varsa dupont çakmağınızda bu çakmağınıza ilaveten artı 200 TL gibi bir rakama artı 200 TL bir rakam katar çak, çakmada değer katar. Mesela atıyorum benim orta kondisyonda bir arıza sonlanan dupont çakmam var. Çakmam sertifika ve kutusu da var. Ne oluyor? 500 artı 200 700 TL gibi bir rakama satarım. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durum var. Eğer elinizde hiç kullanılmamış çil kondisyonda line bir kutulu sertifikalı çakmanız varsa en az 1500, 1500 TL gibi bir rakam mantık kabul eder arkadaşlar. Bu çil kondisyondaki çakmaklar piyasada çok çıkmadığı için alıcıyla hani alıcı ile satıcı arasındaki rıza pazarlığı belirler. Ben şimdi 1500 TL derim. Adam kondisyon, koleksiyonunda çil, çil kondisyonunda line bir çakmağı yoktur. Kaldırdı 2000 TL, 3000 TL para verir. Hani bu alıcıyla ile satıcı arasında belirlenir. Bir başka olay ise ünlü bir ismi ait olan bir dupont çakmağınız varsa bu tamamıyla bunun fiyatı tamamıyla alıcıyla satıcı arasında belirlenir. Atıyorum Zekim'le ait sizde bir tane DuPont Line 1 çakmak var. Bunun fiyatı normal çakmak fiyatı olarak değerlendirilmez. Eski sahibinin kullandığı için onun kişisel eşyası sayılır. Ona göre değer biçilir mücadelelerle. Arkadaşlar ben burada dürüst bir şekilde net bilgi vermeye çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar bölümünde yazarsanız seve seve cevaplarım. Herkese keyifli koleksiyonlar diliyorum.